Demokrasi ve Atılım Partisi'nin değerli genel merkez kurul üyeleri, Amasya İl Teşkilatımızın çok değerli başkanı, siyasi partilerin kıymetli temsilcileri, değerli teşkilat mensuplarımız, sevgili Amasyalı gönüldaşlarımız, Türkiye'nin farklı illerinden gelip bugün bizlerle beraber olan saygıdeğer konuklarımız, ulusal ve yerel basınımızın kıymetli mensupları, ekranları başında ve sosyal medya hesaplarımızdan bizleri izleyen tüm vatandaşlarımız. Hepinizi en içten duygularımla selamlıyor. Amasya Teşkilatımızın birinci olağan il kongresine hoş geldiniz diyorum. Mesele okulları sadece açmak değil arkadaşlar. Okulların tekrar kapanmamasını sağlayacak bir yol, yöntem mutlaka bulunması gerekiyor. Okullarda sağlık önlemlerine azami şekilde uyulması şart. Dersliklerde mesafe, öğrencilerimizin mutlaka maskeli olması ve bunlara harfiyen uyulması bu işin olmazsa olmazı. Tabii ki okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize çok iş düşüyor burada. Ana hedef tedbirlere uyularak okulların açık tutulmasının devamını sağlamak olmalı ülkemiz genelinde. Tüm süreçlerde bilgi ve verilerin vatandaşlarımızla şeffaf olarak paylaşılması da bir başka önemli konu. Şu andaki hükümetin en önemli eksikliği verileri ve bilgileri zamanında şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızla paylaşmıyor. Biz aylarca bastırdık da hatta vaka sayısı Türkiye'de 30 bin oldu dedik. Bak düşük açıklıyorsunuz dedik. Bizden hemen 10 gün sonra dediler 29.800 küsur tane vaka varmış dediler. Bizim bastırmamızdan sonra ancak gerçek vaka sayısını açıkladılar. Bir başka önerimiz eğitime cumartesi günleri de devam edilmesi. Müfredat açığı var ve öğrencilerimizin bu açığı kapatmaları için cumartesi günleri de mutlaka eğitim devam etmelidir diyoruz. Ve öğretmenlerimize de mutlaka ek ücret uygulaması yapılmalıdır diyoruz. EBA'ya erişim konusunda sıkıntılar hala çözülmüş değil. Hem okulda hem evde eğitim faaliyetlerinin sorunsuz devam etmesi için mutlaka EBA ile ilgili sorunların çözülmesi lazım. Bunun için gereken internet altyapısının kurulması lazım ve hiçbir çocuğumuzun mağduriyet yaşamaması lazım. Eğitim deyince fırsat eşitliği tabii ki çok önemli. Evinde hızlı internet bağlantısı olan, eğer birkaç kardeş okula gidiyorsa her bir okula giden çocuğumuz için ayrı ayrı tablet ya da bilgisayar imkanına sahip olan vatandaşlarımızla bu imkanlara sahip olmayan vatandaşlarımız arasında çok ciddi bir fırsat adaletsizliği oluştu. Eğitimle ilgili sürekli biz tavsiyelerde bulunuyoruz. Baştan da dedim ya bizim muhalefet anlayışımız sadece eleştirmek değil. Aynı zamanda önerilerimizi, tavsiyelerimizi de söylemek. Belki ders alırlar diye. Ders almasalar da hiç olmazsa kopya çeksinler diye bunları açıklıyoruz. Biz Deva Partisi olarak eğitimde öncelikle fırsat eşitliğini, adaleti ve insanı merkez alacak. İnsanı merkez almayan hiçbir politika alanının Türkiye'de başarılı olma imkanı, şansı yok. Türkiye'nin doğusu ile batısı, şehirleri ile köyleri arasındaki eğitim farkını azaltmak için canla başla çalışacağız. Sadece parası olanın değil, herkesin iyi eğitim alması için çalışacağız. Çocuklarımızın almaya, kapmaya en hazır olduğu çağdır 3 yaş değerli arkadaşlar. Zorunlu eğitimi 3 yaşında başlatıp o hızlı algılama, kavrama çağını çocuklarımızın kaçırmamamız gerekiyor. Çocuklarımızın erken yaşlarda doğuştan sahip olduğu özellikleri dikkate alan bir eğitim sistemi kuracağız. Başarısız öğrenci diye bir şey yok. Her öğrencinin, her çocuğumuzun iyi olduğu alanlar var. Biraz daha geriden geldiği alanlar var. Her bir çocuğumuzun başarılı olduğu, iyi olduğu alanları erken yaşlarda kavrayıp o alanda daha da ilerlemesine destek verici bir eğitim anlayışını Türkiye'ye getirmek zorundayız. Dil eğitimini ana sınıfından itibaren çocuklarımıza sunacağız. Bu ilkokulda da yoğun bir şekilde devam edecek. Yine dil eğitimi çocukların o erken yaştaki dil öğrenme fırsatını kaçırdığın zaman ileri yaşlarda aynı verimi alamıyorsunuz. Yine çocuklarımıza ezberlemeyi, ezberleri tekrar etmeyi değil, sorgulamayı öğreteceğiz. Soru soran gençlerden korkmayacağız. Biliyoruz ki soru sormak öğrenmenin en etkili yoludur. Sorgulamak demokratik bir ülkede gençlerimizin sahip olması gereken en önemli özelliklerden birisidir. Çağdaş dünyanın temelinde eleştirel düşünce yatar. Gelişmiş toplumlar
eleştiriyi bastıran değil, eleştiriyi teşvik eden toplumlardır. Biz işte o eleştirel düşüncenin önünü açacağız. Çocuklarımıza, gençlerimize merak etmekten, sorgulamaktan, eleştirmekten korkmamayı öğreteceğiz. Çocuklarımızın analitik düşünmelerini geliştirecek programlar uygulayacağız. Sadece öğretime odaklanmayacağız. Çocuklarımızın, gençlerimizin sosyal, duygusal ve psikolojik gelişmelerini de eş zamanlı sağlayacak bir eğitim sistemi inşa edeceğiz. Seçmeli ders çeşitliliğini artıracağız. Kişiselleştirilmiş ve esnek bir müfredat anlayışı getireceğiz. Çocuklarımızın, gençlerimizin hayallerini dar kalıplara sokmayacağız. Ezberlerle, sınav kaygılarıyla gençlerimizi korkuya boğmayacağız. Tam da bu nedenle gençlerimizin büyük kaygı duyduğu üniversiteye giriş sınavlarını yılda birkaç defa yapacağız ki hastalık veya benzer nedenlerle bir sınavı kaçıran ya da düşük performans gösteren gençlerimiz farklı tarihlerde yeniden sınava girme ve telafi imkanını bulacaklar. Yine değerli arkadaşlarım, eğitim sistemimizin çok önemli değişikliklerinden bir tanesi, hayat boyu tek mesleğe zorlayan katı eğitim modellerini terk edeceğiz. İşte o noktada üniversitelerimizi hayat boyu öğrenim merkezi haline getirerek kısa süreli programlarla öğrencilerimizi yeni alanlara, gençlerimizi yeni mesleklere döndürebilecek, yöneltebilecek bir sistemin de altyapısını kurmuş olacağız. Biz üniversitelerle ilgili ne diyoruz? İdari özellik ve bilimsel özgürlük diyoruz. Üniversitelerin mutlaka kendi potansiyellerini ortaya koyabilmesi için, kendi uluslararası sıralamalarda kendilerini daha yukarıda görebilmeleri için mutlaka bu iki şart yerine getirilmeli. İdari özellik ve bilimsel özgürlük. Şu anda bakıyoruz, dünyanın en iyi 500 üniversitesi içerisinde, dünyanın en iyi 1000 üniversitesi içerisinde her sene sıralamalar yapılıyor. Türkiye'deki üniversitelerden birkaç tanesi ya giriyor ya giremiyor. Bu uluslararası rekabette nerede olduğumuz maalesef çok acı bir şekilde bize gösteriyor. Ve bu özellik nasıl sağlanacak? Öncelikle bizim parti programımıza açık bir şekilde yazdığımız bir konu var. Nedir? Diyoruz ki biz YÖK'ü kapatacağız diyoruz. YÖK'ü kapatacağız. Üniversitelere böyle tek merkezden şablonlarla, tornadan çıkmış kurallarla yöneten bir kurumun bugünün dünyasında, bugünün Türkiye'sinde yeri yok diyoruz. Kuşkusuz bir akreditasyon mekanizmasına ihtiyaç var. Kuşkusuz kontenjanlar konusunda bir koordinasyon ihtiyacı var. Bir performans değerlendirme ihtiyacı var. Ama onun adresi bugünkü YÖK değil arkadaşlar. Yeni mekanizmalar, yeni kurumsal yapılar oluşturmamız gerekiyor. Bizim üniversitelerimizin dünya sıralamalarındaki başarısı demek, gençlerimizin yarının çok çetin geçecek dünya rekabetindeki başarısı demek. Eğer biz bugün üniversitelerimizi dünyayla rekabet edebilen üniversiteler haline getirmezsek, o üniversitelerden mezun olan gençlerimiz dünyadaki yarışta geri kalırlar. Zaten şu anda bunu yaşıyoruz. Bakın maalesef Türkiye yüksek teknolojide, yüksek katma değerli üretimde çok geri kaldı. Ta 2012-2013 yıllarında yakaladığımız o 12.500 dolarlık milli gelir bugünkü yönetimle, bugünkü zihniyetle artık bir hayal. Biz 3.500 dolardan aldık, tam 12.500 dolara yükselttik milli geliri. Fakat benim bakanlık döneminin son yıllarında, ki hepsi basın arşivlerindedir, hepsi kayıtlardadır, defalarca vurguladığım birkaç konu vardı, defalarca. Diyordum ki bakın Türkiye eğer eğitimde ve hukukta gerekeni yapmazsa, eğitimde ve hukukta sorunlarını hızlı bir şekilde çözmezse orta gelir tuzağına düşecek diyordum. Defalarca uyardım. Bu orta gelir tuzağı ilk defa benim kullandığım bir terminolojidir. Türkiye bilmiyordu o zaman. 3.500 dolardan 12.500 dolara çıkmanın heyecanını, coşkusunu ve nimetini yaşıyordu Türkiye ülke olarak. Ama o günden bu ayrılığı yaptık. Ve maalesef bu yönetim, şu andaki yönetimde olan zihniyet hem hukukta ülkeyi dibe vurdurdu hem de eğitimde ülkeyi dibe vurdurdu. Ve geldiğimiz sonuç belli. Artık patinaj yapan, büyüyemeyen bir ekonomiyle karşı karşıyayız. Eğer ekonomik sorunların hızlı çözülmesini istiyorsak benim bugünkü hükümete vereceğim en önemli iki tavsiye hukuk ve eğitim. Bugünkü çocuklarımızı, gençlerimizi
yarınların bilgisiyle, becerisiyle donatmazsanız, ülkenin ekonomisinde başarılı olmak mümkün olmaz, imkansız. Ne kadar iyi eğitirsek, ne kadar iyi yetiştirirsek o kadar zenginiz. Bir reçete de ekonomiye yazmak gerekiyor. Birincisi, ekonomiyi düzeltmenin yolunun hukuk devletinden geçtiğini önce büyük puntularla şöyle masaların üzerine yazıp sabah akşam günde 10 defa onu okumaları lazım. Duvarlarına asmaları lazım. Yanlarında çalışan insanlara söylemeleri lazım. Bana günde 10 defa hatırlat. Ekonomiyi düzeltmenin yolu hukuktan geçer. Ekonomiyi düzeltmenin yolu hukuktan geçer diye. Şimdi bunu öğrenmezlerse ne yaparlarsa yapsınlar beyhude olmaz. Gelelim reçetedeki ikinci maddeye. Tam demokrasi olacak ve güven sağlayacaksınız. Şeffaf olacaksınız. Cebinizdeki cüzdanı gösterip kredi kartı borcunuzu saklamak gibi ucuz hesaplar yapmayacaksınız. Üçüncü madde. Dürüst ve işin ehli bir kadroyla çalışacaksınız. Dürüst ama işi bilmiyor. Zor, yürümez. İşi biliyor ama dürüst değil. Ha, onlar da çok tehlikeli tiplerdir. Dördüncü madde. Ekonomik programımızın bir iç tutarlılığı olsun. Bir dediğiniz bir başka dediğinizle çelişmesin. Beşinci madde. Merkez Bankası, TÜİK, SPK, BDDK, EPDK. Bunların hepsi bağımsız olarak çalışması şart olan kuruluşlar. Bağımsız kurullardaki ve kurumlardaki insanların korkmaması lazım. Doğru bildiklerini yapmaları lazım. Reçetenin altıncı maddesi. Kural bazlı bir ekonomi yönetimi yapacaksınız. Ben sabah kalktım, aklıma bir şey geldi. Açtım telefonu, talimat verdim, şunu yapın dedim. Böyle olmaz. Ekonomi rasyonelite üzerinde yönetilir. En önemli konulardan bir tanesi de mali kural. Bakın ben iddialı konuşuyorum. Eğer bizim mali kuralı getirmek istediğimiz dönemde Türkiye o mali kuralı kabul etseydi, bugünkü pandemi şartlarında yüz milyarlarca Türk lirası esnafımıza, ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza rahatlıkla dağıtılabilirdi bu dönemde ve karşılıksız olarak bu destek verilebilirdi. Bu reçetenin adı ne biliyor musunuz? Deva ekonomisi. Artık Türkiye'nin devası var, Amasya'nın devası var ve biz hazırız. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.